ve sizin programlarınızı seyreder. Efendim, iyi hafta sonları diliyoruz hepinize. Keyifli, umutlu, kendimizi güvende hissettiğimiz güzel bir pazar diliyorum efendim. Aslında kendimizi sokağa atmadığımız, henüz evlerimizde konuşlandığımız, böyle arkaya yaslanarak keyif yaptığımız son günler gibi. Neden? Havaların ısınmasıyla tabii ki kendimizi parklara, bahçelere atacağız. O zaman evde olmanın keyfini tam böyle bir çıkaralım isterseniz. Bugün çok özel bir usta, stüdyomuzda. Kendisini böyle ne güzel kelimelerle anlatmak istiyorum. Onu da söylemeyi tercih edeceğim. O yüzden sayın yıllardan günümüze duruşu, tavrı, ürettikleriyle gündem yaratan usta sunucu, oyuncu Korhan Abay, Nilüfer Bıyıklı'nın konu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. İşte geldik. Türkiye'nin en iyi erkek sunucularından birini burada ağırlıyor olmak. Hoş geldiniz. Utandırmayın beni, hoş bulduk ama. Yok, çok utandırıyorsunuz. Bir de usta Halis Kıvanç'ı anmak isterim. Ha canım. Ama tartışmasız gerçekten işini en iyi yapan erkek sunucusunuz. İyi, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum doğrusunu isterseniz. Tiyatrodan beri amacım yerel standartlardan çok uluslararası standartlar oldu ve hep onu tiyatro oyuncusu olarak da onu benimsedim. Yani oraya ulaşmaya gayret ettim. Kendi mesleğimde, bu meslekte de sunuculuğa başladıktan sonra tiyatrocudan çok ayrı tutmuyorum. Ben aslında sunucuyu oynayan bir aktörüm diye düşünmeyi tercih ediyorum kendime. Ne kadar iyi oyuncular vardır ama sunum başka bir şeydir. Yok, aynı şey değil. Olamayabilirler. Haklısınız, aynı şey değil. Çok farklı. Mümkün değil. Bazen çok iyi oyuncudur, iyi yönetemez. Çok iyi yönetmendir. Ama aynı zamanda oyunculuğu vardır, oynayamaz. Hepsinin farklı özellikleri var. Doğru. Siz sunmanın uluslararası standartta bir ötesine de geçtiniz. Çok fazla dilde sunum yapabiliyorsunuz. Yapıyorum. Dünyada öyle. Çok örneğiniz de yok zaten bildiğim kadarıyla. Sanırım yoktur, evet. Yani kimse, yaptığım araştırmalara göre yok. Kimse o kadar dili değil de ondan. Nasıl o kadar dil öğrenebildiniz? Şimdi birincisi bu işi biraz abartılıyor. Yani 8 dilde sunuş yapabiliyor deyince bütün bu dilleri improvize olarak, doğaçlama olarak tıkır 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 konuşuyorum anlamına gelmiyor. Yani pratik yapmak başka bir şey. Yani bir İspanyol gelse mesela onunla takır takır şimdi sizinle konuştuğum gibi konuşmam biraz zor. Düşünerek yavaş yavaş falan filan. Çünkü onun bir Rus gelse Rus'la aynı şekilde konuşmam biraz zor. Ama önceden çalışma yaparak, yani bütün bu dilleri öğrendim tabii ki, belli bir düzeyde öğrendim. Evde öğrendim. Genellikle evde öğrendim. Fransızcayı ve İngilizceyi okulda, Galatasaray Lisesi'nde öğrendim. Onun dışındaki bütün diğer dilleri, kitaplar ve belli metotlar var zaten. İşte CD'lerle birlikte ses, konuşmayı da oradaki derslere göre öğreten. Onları evde, ama belli bir disiplin istiyor tabii, yani her gün yapmak lazım mesela, hiç aksatmadan her gün bir saat, yarım saat, 45 dakika neyse uğraşarak geliştirmek lazım. Ama dediğim gibi gidip böyle İngilizce, Fransızca konuştuğum gibi diğer dillerde konuşmak o kadar kolay değil, biraz daha yavaş, biraz daha düşünerek pratik yapmak lazım. Peki buna nasıl karar verdiniz? Yani daha farklı olmalıyım, diğer sunuculardan daha donanımlı olmalıyım diye mi yola çıktınız? Biraz öyle yani, ben dil konuşmayı, çalışmayı seviyorum zaten. Farklılaştırabileceğim neler var? İşte kendi tarzım, hareketlerim, Türkçeyi güzel kullanmaya çalışmam falan gibi şeylerin dışında da nereden farklılaşabilirim, nasıl farklılaşabilirimi
şu şekilde böyle yapabilirim diye düşündüm. Ve bir iki dil bildikten sonra diğer dilleri öğrenmek zaten biraz daha kolay nispeten. Çünkü dilin metodunu, metodolojisini kavramış oluyorsunuz. Nasıl olur, nasıl olmaz? Biraz daha kolay oluyor. Bir farklılık yaratmak istedim. Dünya üzerinde çok fazla insanın yapamadığı bir şeyi yapmak istedim. Yani 7-8 dilde sunuş yapmak da çok keyifli. Çok da işe yarıyor bazen. Yaramaz mı? Yani şöyle işe yarıyor. Tabii bir programı, bir örneğin ödül törenini 7-8 ayrı dilde her şeyi söyleyerek, her şeyi her dile tercüme ederek sunmak söz konusu değil. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir zaman da yok. Ama uluslararası bir toplantıda salonda bulunan insanlara, farklı ülkelerden insanlara kendi dillerinde böyle kısa bir iki cümle, kısa bir iki espri atmak inanılmaz değiştiriyor oradaki atmosferi. Bu arada tabii uluslararası festivallerde ödül alan yabancı konuklarla kendi dillerinde konuşuyor olmanız da onlara kendini çok iyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor, doğru. Ama başka iyilikleri de var. Mesela Türkiye'de Erzurum'daki kış olimpiyatlarını, üniversiyat, hı hı, kış olimpiyatlarını kazanma konusunda Türkiye adına sunumu ben yaptım. İtalya'da, Torino'da. Girdim sunuma, 35-40-45 saniye içinde 7 farklı dilden herkese hoş geldiniz, beş gittiniz, nasılsınız, ne kadar mutluyuz sizi görmekten falan dedim. 45. saniyede bitirdim. Bitirdiğim anda or diye inanılmaz bir alkış geldi. Bunlar ya, profesörler falan yani oh, üniversiteyatta. Ne anılar vardır sizde. Var, çok var. Ama öncelikle şu televizyonda Meltem Cumbul'la sunmuştunuz zannediyorum. Doğru. Bir taş konulmuş yani sizin yerinize başkası sunsun diye uğraşılmış. O enteresan bir hikaye. Onu istiyorum sizden. Ben size çok kısaca anlatayım. Ben bir yıl önce, bir önceki işte Sertab'ın kazandığı Eurovision yayınlanırken o gün Tunus'ta bir arkadaşımın evinde tatildeydik. Bizi davet etmişti oğlumla beraber. Gittik, yemek yedik vesaire. Döndüğümüzde Eurovision var dedi oturduk onu biraz seyrettik. Bir baktık Sertab iyi gidiyor bilmem ne falan filan, Sertab kazandı. Ne coşkuluydu o gün. Çok güzeldi. Arkadaşım dedi ki dedi. Sertab kazandığına göre gelecek yıl bu Türkiye'de ve o zaman sen sunacaksın herhalde bunu dedi. Hiç düşünmemiştim şimdiye kadar dedim. Herhalde dedim yani çok fazla aday yok aslında. Fakat aylar boyunca yok Julio Iglesias'ın oğlu Enrique Iglesias, yok efendim bilmem başka yabancı şarkıcılar onları getireceğiz falan diye bir şeyler oldu. Şaşırdım kaldım, kimse beni aramıyor, Meltem'le anlaşmışlar zaten falan filan. Neyse ondan sonra baktım sonunda aradılar beni de. Siz aradaydınız. Biraz hatırlattım. Yani bir çeşitli biçimlerde hatırlatmaya çalıştım. Neyse ki hatırladılar. Sonunda geldik ama onun mesela VTR'sini getiremedim size. Öyle mi? Çünkü yok. Evet. TRT arşivlerinde yok mu? TRT arşivlerinde vardır da bende yok. Bana vermediler. Zaten para almadan sunduk onu. Yani bedava sunduk. Ama olsun, o başka bir coşku ya. Tabii ama yani bazı işlerden sembolik olarak da profesyonel zaman bir şey olması lazımdı yani aslına bakarsın. Küçük bir şey öyle Julio Iglesias'ın istediği gibi bilmem 200 bin dolar falan değil tabii ama. Sizden tasarruf yaptılar yani. Tasarruf yaptılar. Üstelik de Eurovision'un CD'sini paramla aldım. Çok yakışıklı hareket gerçekten. Sunumlarınızda çok da eğlencelisiniz. Çok enteresan şeyler yapmışlığınız da var. Mesela Afif Fejali Tiyatro Ödülleri'nde bir takla atmışlığınız var. Evet. Onu bir seyredelim mi? Onu ben background'unu, arka fon background'unu anlatayım. Böyle kullanıyorlar çok ya. Çok da yanlış kullanıyorlar. Onun öncesini anlatayım. O sıralarda bir bakan vardı. Maalesef bir şehit verilmişti. İşte şehidin köyüne taziye ziyaretine gitmişler. Herhalde taziyeden çıktıktan sonra, çünkü oraya taziyeden önce öyle bir şey yapılması söz konusu değil. Sonrası bile biraz tuhaf ama. Hı hı. İşte köylüler demişler ki Sayın Bakanım çok sevindik sizi burada gördüğümüze falan. Allah Allah demiş bakan. Çok esprili bir bakandı.
Nereden anlayayım ben sizin sevindiğinizi diye bir takla at da görelim bakalım. Oyna bakayım diye adamı oynatmıştı. Takla at da görelim demişti falan. Bunun üzerine bundan birkaç gün sonra da şey vardı. Çok gündemde olduğu için bu konu. Afife Tiyatro Ödülleri sanıyorum 1912 miydi? Ya 2012 miydi 1912'de? Daha küçüktüm ben. 1912 güzelmiş. Orada işte dur bakayım dedim bunu sahnede nasıl kullanabilirim? Seyredelim isterseniz. Evet. Görüyoruz şimdi. Ama ne yazık ki bugün salonda bu sevinci yeterince göremiyorum. Nereden anlayacağım ben sizin sevindiğinizi? Bir kişi bile takla atmadı. Davul yok. Zurna yok. Takla yok. Sevgili Haldun Bey bile geldi burada konuştu böyle sap gibi durdu. Ya insan bir ters perende atar. Çift bulgurlu salto atar bir şey yapar değil mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İnsanın bir sevinmesi lazım. Yani şu salonda tek sevinen kişi ben miyim? Ben miyim tek... Aslında o kadar da çok sevinilecek bir şey yok. 16 yıldır yapılıyor işte canım. Ne var yani bunda? Yo, ben Afife ödüllerini öyle kolay kolay harcayamam. Ben Afife ödüllerinde bulunmaktan dolayı son derece mutluyum, gururluyum ve sevinçliyim. İnanmıyorsanız buyurun hadi bakalım. Oho! Bana güzel de oluyormuş ha. Aa, çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Harika oluyor. Bundan sonra hep yapalım bunu. Evet. Tatlı bir gönderme olmuş. Evet. Sirk Cambazı Korhan Abay'ı izlediniz. Ya bu ödül törenlerinde sunucunun çok acayip görevleri de oluyor. Ödül törenlerinde fantastik durumlar da söz konusu olabiliyor. Başınıza da gelmişliği var. Biri kalkıp bir şey söylüyor. Çok detaya girip olaya evet, girmek niyetinde değilim. Trollerin saldırısına uğradım. Evet. Yani bir ödül töreninde bir aksaklık olduğunda, çatlak bir ses çıktığında ya da ödül alan birinin yanlış ya da doğru ekstrem bir davranışında bir sunucu ne kadar zor duruma düşüyor? Yani o beğenmeyebilirsiniz, fikrine katılmayabilirsiniz ama oraya çıkmış, ödülü almış, orada istediğini söylemek hakkı, suç olmadığı sürece. Yani açık bir suç veya nefrete yönelten herhangi bir şey olmadığı sürece söyleyebilir. Orada salondan birisinin çıkıp da bağıra çağıra yüksek sesle hem törenin akışını, insicamını bozup hem de insanları rahatsız etmeye hiçbir hakkı yoktur. Efendim orada tabii sunucunun bir şekilde müdahale etmesi lazım. Mümkünse yumuşatması lazım. Ama hala uzun süre devam ederse tabii sunucunun da bazen siniri bozulabiliyor. Bir de yönetmek zorundasınız. Ortamı yumuşatmak zorundasınız. Elbette. Böyle şeyler çok başınıza geldi mi? Oldu, çok değil. Ama geçenlerde geldi. İşte en son Boğaziçi Film Festivali'nin ödül töreninde oldu böyle bir şey. Ondan sonra da tabii onların trolleri saldırıyor. Aslında benimle ilgisi olan da bir şey değil sonuçta. Hı hı. Yani lafı ben söylemedim, etmedim. Sadece adamı susturdum. O sırada işte bir de eleştirel bir şey çıktı. Yani hakaret falan da değil aslında. Hı hı hı. Eleştirel bir söz çıktı ondan sonra. Neyse, yani oluyor şimdi işte. Çağ değişti ya tabii insanlar. Belki o gece teknoloji bu kadar ilerlemeseydi, sosyal medya bu kadar ilerlemeseydi, o gece orada kalacaktı. Belki ertesi gün bir gazetede haber olacaktı. Bu kadar dağlanıp budaklanmayacaktı. Ama şimdi Twitter diye bir şey var ya hayatımızda. Tabii. Sonra saldırılar başladı. Nasıl hissettiniz kendinizi? Önemsemedim. Yani cevap da vermedim. Ama en sonunda çok fazla konuştukları için bir gayet basit. Ben orada törenin insicamını sağlamakla, düzenini sağlamakla görevliyim. Böyle bir terbiyesizlik olduğunda da cevabını veririm.
Nokta. Bu kadar dedim ben. Bundan sonra da cevap vermeyeceğim. Şimdi sunucunun asıl görevi aslında böyle olayları da engellemek. Mesela Eurovision'un provalarında olan bir şey var. Kıbrıs Cumhuriyeti, hı hı. Yani Güney Kıbrıs'la konuşurken ilk provada şey dediler. İşte öyle Konstantinopolis dediler. İyi akşamlar Konstantinopolis. Hı? Ben çok da dikkat etmedim prova sırasında ona. Sonradan bizim yönetmenimiz Bülent Osma dedi ya bizi tefe koyarlar, mahvederler. Şeyde böyle söylerse Konstantinopolis falan. Onlarla aslında ben konuşmuyordum. Tamam dedim. İkinci provada sen bana bırak dedim. Yine aradı Konstantinopolis dedi. Bilmem ne. Aa dedim sağ olun. Ama son 5-600 yıldır bu buranın adı İstanbul olarak değişti dedim. Ama biz öyle diyoruz dedi. Uzatıyordun. Evet. Ama biz öyle deriz dedi. Biz de peki dedim. Siz de öyle derseniz buyurun devam edin. Puanları verdiler. Puanlar bitti. En sonunda teşekkür ederiz. İyi akşamlar Güney Kıbrıs dedim. Oo! Kıyamet koptu. Kıyamet oldu. Orada Eurovision'un temsilcisi. Eyvah mahvolduk. Skandal, big skandal, big skandal. Ya, big skandal. Fakat akşam yayında paşa paşa İstanbul dediler. Yani sunucunun görevi aslında bunu önceden sezip prova olmasaydı benim yapmam da biraz tuhaf olurdu. Çünkü o hakikaten diplomatik skandal o da. Efendim. Ama önceden bunu görüp şeysini almak. Aman bu adam bize sonra Güney Kıbrıs der. Boş ver, biz de İstanbul diyelim dediler. Ne olur. Aralarında. Tabii. Ama bayağı bir şey olmuştu. Belli bu adam bizi faka bastırır demişler. Evet. Şimdi sunuculuktan biraz çıkacağım ama çıkmadan önce sizin son dönemlerde çok başarılı dediğiniz bir erkek sunucu var mı? Vallahi böyle sorulduğu zaman ben... Birazdan cevap verirsin. Sonra biraz düşünürüm ondan evet, sonra cevap veririm. Evet, vardır biri mutlaka. Olabilir. Sizin gibi o kadar dilde sunum yapmıyordur belki ama. Vardır ama son zamanlarda benim sevmediğim şey, pardon lafınızı kestim ama. Özellikle şeylerde, bu uluslararası ödül törenlerinde, festival açılışlarında falan insanların ellerine... kartonları veriyorlar. Gözlerini dikerek o kartonun üzerinden yok ya seyirciye bile bakmadan olmuyor. Tabii. Olmuyor. Olamıyor. Çalışmak gerekiyor. Sunuculuk meselesine son vereceksek Afife Tiyatro ödüllerini ben 20 sene sundum. Yani 21 senenin 20'sini ben sunmuştum. Oradan artık ayrılmam gerekiyordu. Kaç kere de söyledim sorumlularına. Ya yok güzel gidiyor bilmem ne değiştirmeyelim falan dedi. En sonunda, yüzüsünüz ya hani. Evet en sonunda kabul ettiler tamam peki ama dediler bu yıl bir şey devir teslim töreni yapalım öyle yani şanıyla şerefiyle şey olsun dediler ayrılırsınız dediler tamam dedim ve orada bir veda mizansene hazırladım. İsterseniz onun da veteresi var. Evet, bunu ben de seyretmek isterim. Buna gelememiştik çünkü bir işlerimizden dolayı bu törene görmek istiyorum. Hazır mı videomuz acaba? Veda, evet. Daha kimse veda. Bilmiyordu benim veda edeceğimi. İşte yine yıllık olağan buluşmamızın olağanüstü heyecanını hep birlikte gururla bir kez daha yaşamak için bir aradayız. 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam yine yılın en başarılı tiyatro insanlarının ödüllerini kendilerine sunacağız. Tabii 21 yılın 20 yılında bu sahnede sizlerin karşısında olmak... Bir dakika. Bana bak. Sizlerin karşısında... Bana bak. Hayır, yukarı bak, yukarı. Yukarı ama arkana bak. Ama nihayet gördü ya. Harika. Ne oluyor ya? Nedir bu? Ne oluyor? Sen sayı saymayı biliyor musun? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Sayı saymayı diyorum. Sayı saymayı. Biliyor musun sen? 20'ye kadar bir say bakalım. Hani ne demek istiyorsun sen anlamadım. Şu demek. Ne demek olduğunu ben sana açıklayayım. İnsanlar... 21 yılın 20'sinde bu sahnenin üzerinde sana katlanmak zorunda kaldı.
Ya meslektaşlarına böyle işkence etmeye ne hakkın var senin? Ne diyorsun sen ya? Ne iş, ben size işkence mi ediyorum 20 yıldır yani? Alın kalsın. Şaka yaptım, şaka. Ne oldu? Mizah duygunu evde mi unuttun? Ha? Yani şaka yapıyorum ama işin bir de gerçeği var. İnsanlar 20 yılda emekli oluyorlar arkadaş. Yani? Yanisi şu. Senin de artık bu Yapı Kredi Afife Tiyatro ödüllerinden emekli olma zamanın gelmedi. Ne kadar tiyatral bir veda töreni olmuş. Evet, enteresan bir şeydi. Uzun olduğu için çok tamamını veremiyoruz ama çok tiyatral, çok güzel olmuş. Evet, en sonunda da şey diyor işte sen... iyi ya kardeşim, sen de herkesin gözünde bak, herkes seviyor. Hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal diye bir şarkıyla birlikte oyunun sunucusu geliyor. Kime devrediniz? Kime ver, kim? Sonra birkaç kişi sundu ama kime verdi? Bizim genç başarılı sevgi... Ama sizin gibi kalıcı olan olmadı zannediyorum. Yok, şeyi değiştirdiler. Formatı değiştirdiler. Her sene bir başkası yapsın dediler. Şimdi... Bu sunumlara belki yine döneriz ama benim sizin en sevdiğim yanlarınızdan biri hayvan severliğiniz, hayvanları sevmeniz. Vakti zamanında aynı mahallede oturmuşluğumuz var. Hep böyle siz köpeklerinizi dolaştırırken görürdüm mahallede. Baya hoşuma giderdi. Sonra yaptığınız röportajlarda da bayağı kalabalık yaşıyorsunuz evde onlarla. Onunla da ilgili bir videomuz var. O videodan sonra konuşalım mı bunun Tabii, üzerine? Tabii, elbette. Çok güzeller, çok. Nasıl toplaştılar böyle sizin evde? Vallahi işte ne bileyim, sokağa atıyorlar bunları. Hı hı. Efendim, bunların hepsi sokaktandır. Yani o husky bile, o Sibirya kurdu bile sokakta maalesef çocuklarını oyuncak olarak alıp atıyorlar. Efendim, evet. Şeyler martı, tabii uçamayan martılar oluyor bazen, düşüyor. Oralarda köpeklerin, kedilerin şeysi olmasın diye alıyoruz biz. Bizim balkon yüksek, 11. kat. Oraya koyuyoruz, bir süre besliyoruz. Ondan sonra zaten kendisi uçuyor. Aynı evin içinde kuşlar, köpekler, bir kedi görmedim ama. Kedilere bunlarla beraber koyamıyoruz. 3 tane kedi var, o da benim oğlumun evinde. Nasıl başladı bu serüven? Bu bayağı, çünkü sokak hayvanlarıyla ilgili çokça sosyal medyada da aktifsiniz. Onların yani, haklarını savunuyorsunuz. Bu serüven nasıl başladı? Bu serüven tiyatroda bir... Oynayacağımız oyunda bir köpeğin rol alması gerekmesiyle başladı. Cihangir'de oturduğumuz zamanlardan. Plastik Sevgilim diye bir oyunda başrollerden birinde bir köpek oynuyordu. Bir kız, bir erkek, bir de köpek. Sedef Eyer'le ben oynuyordum. Bir de kim yeter, nasıl yapar, nereden buluruz köpeği falan derken bir arkadaşımızın köpeği Michael'ı aldık. Çok da zeki bir köpek. Eğitildi ve hakikaten de gereken yerlerde sahneye giriyor, gereken yerlerde çıkıyordu. Zor falan bir şey. Evet, bir tek turneye gittiğimizde alışmadı. Alışamadı oraya, o sahneye şey alışmadığı için. Gitti sahnenin önüne kadar seyircilere böyle bakmaya başladı. Tabii ben de, ya, oğlum ne yapıyorsun orada? Maymun ne yapıyorsun orada? Orası duvar dedim. 4. duvarımız vardır ya bizim falan. Ondan sonra oyun bitti. Oyun bittikten sonra arkadaşlar köpeği geri vermemiz lazım. Sedef'le karşılıklı oturduk. Ne yapacağız? Ne? Veremeyeceğiz, yok dedik. Ve o kaldı. Hatta Halit abi, rahmetli Halit Kıvanç, bir programa röportaja çıkarmıştı. Ya. Michael'ı, evet. Ondan sonra hayvanlarla ilgim, ya ondan önce çok vaktim olmamıştı belki, onun için çok ilgilenememiştim ama ondan sonra biraz daha fazla ilgilenmeye başladım. Taşındıktan sonra ev daha geniş oldu. İşte ne bileyim, sokağa atılmış köpek. Birisi, bir arkadaşı cebine koyup bir yavruyu getirmiş, sanayi mahallesinde doğan kızım, işte biraz önce gördük onu.
Onu İlker çok iyi bakamaz diye. Çünkü düzenli olarak alıştırılması lazım, dışarı çıkarılması lazım falan. Ona aldım. O yolda gezerken arkadaşla, o kurt köpeği gibi olan, kurt kırması olan şeyle arkadaş oldular birden. O bizi izledi, geldi bizle beraber. Hemen doğru orada. Böyle 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 kalabalık karşısında. Evet, maalesef uyuzdu vesaireydi. Onun tedavisini yaptık falan, o eve geldi. Ondan sonra Karamel geldi, Sibirya kurdu ona falan filan. Kalabalık karşısında. Bir ara 5 köpek vardı evde. Şu anda 3 tane var maalesef. Bazılarını kaybettik, yaşlandılar. Yani onların bakımı da oldukça masraflı tabii. Masraflı. Zor şimdi bir şey. Çok pahalı oldu çok yani. Çok pahalı, veterinerler. Kuru mamalar, veterinerler. Bir de bu çip meselesi falan çıktı. Çip taktırdınız mı siz? Taktırdık mecburen tabii. Ya aslında çip... faydalı tabii, çipin faydası da var ama biz sokağa öyle bırakmadığımız için bizim açımızdan çok fazla bir önemi yok. Ancak kaçarsa maçarsa, ki kaçmaz bizim köpeklerimiz. O çiplerle ilgili şey de dendi. İşte önce hayvanlara takıyorlar, sonra bize de takacaklar gibi şehir efsaneleri dolaşmaya başladı. Evet, ben kendime de taktıracağım yakında. Kaybolursanız bulsunlar diye mi? Evet, kaybolurum maybolurum sonra. Neredeyim ben diye. Ya kaybolurum derken bir yandan da işlerinize yetişmek için uçak kullanmayı öğrenmişliğiniz var. Evet, hikaye yani, nasıl? Yetişmek için değil de işte Türk Hava Yolları o aralar çok röter yapıyordu. Ben de her pazar Ankara'ya canlı yayın program sunmaya gidiyordum. Bir iki kere böyle son anda yetişince işte ne bileyim takside kostümümü değiştirip bilmem makyajsız falan stüdyoda almak zorunda kalınca çünkü röterler oluyordu. İşte bir de diyordu ki bir süre gecikmeli olarak yapılacaktır. Ne zaman gidileceği, ne zaman gecikmenin biteceği falan belli değil. Dedim ya bunun bir yolu vardır herhalde, yani ben yapacağım, öğreneceğim. Araştırdık falan filan. Gerçekten de 3-4 ay sonra ben lisansımı almıştım. Ve sonra Türk kullandınız uçuşu, mı? Uçuşu, tabii. Ben 1300 saatlik uçuşum var benim. Hem de şey yalnız görerek uçuş değil. Aynı zamanda alet uçuşu, işte gece uçuşu, bulut içinde her türlü hava koşulunda uçuyor. Ama epeydir uçmuyorum şimdi çünkü uçak aldım. O uçak milletin diline dolandı ya, adam uçak aldı. Ama uçak almak da kolay bir şey değil. Ya ama uçak dediğinizde şimdi bakın herhangi maket bir... Maket değil herhalde. Herhangi bir SUV fiyatı, yani herhangi bir 4x4. Öyle mi? Tabii canım. Tabii. Biz de çok... Satarken de yarı fiyatına sattık üstelik. Çünkü motorları şey, bakımı çok pahalı. O uçakların, yani tabii business jet kocaman şeyler alsam buna zaten benim gücüm yetmezdi. Ama herkes başka yerlere harcıyor, ben de... bir para gelmişti. Bu şekilde değerlendirdim. Bu kadar güzel işler yaparsanız gelir zaten. Sağ olun, sağ olun. Şimdi bir de sizin bu, Ali Poyrazoğlu, Mehmet Ali Erbil ile birlikte aynı evi paylaştığınız bir dönemler var. Yok böyle. Ama Mehmet Ali çok sık gelirdi, yani çok iyi arkadaş. Öyle mi? Evet. Ne komik anılar biriktirmişsinizdir. Aynı evin içinde sizi Ali Bey'le özellikle düşünemiyorum. Vallahi çok şey var ama ben şeyleri çok hatırlamam. Yani neler neler var canım. Yani o kadar güzel şeyler yaşadık ki. Kalk 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 kik kik, çok gülerdik, çok eğlenirdik. Bir de o kadar esprili ve zeki insanın arasında bir arada şeyler olmak çok olurdu. Ama ben o açıdan belleğim çok güçlü değildir. Yani bak şu gün mavi gömlek giyiyordu da ona bilmem ne. Onları pek hatırlamıyorum. Oyunu verin bir hafta içinde ezberleyeyim, sahneye çıkayım. Başıma da geldi zaten o. O tür kısa dönem, kısa vadeli hafızam fena değildir. Fakat eskileri hatırlamak, işte o gün bilmem neydi, evin duvarları ne renkti falan, onları falan hiç, herhalde bazı şeylere yöneliyor insan beyni. Mutlaka, ama anıları hatırlıyorsunuzdur. Bir kısmını hatırlıyorum tabii ama. Yok yani, mu şöyle bizimle paylaşacağınız eğlenceli bir anı? İşte böyle. Birden sonra böyle olur işte. Işte. Çok var, yani o kadar çok var ki. Ama yani işte Nilgün'ün çok komik şeyleri var. Bizim Nilgün Belgün'ün mesela. O hemen aklıma geliyor tabii. Onu birçok kere de anlattığımız için. Mesela fax almıştım ben eve. Nilgün'le hadi bir skeç yapalım dedim, bu bir kurumsal toplantılarda biz öteden beri şeyler, skeçler vesaireler işte olaylar yapıyor. Şimdi de zaten yarışmalar yaptırıyoruz kurumsal. Çok eğlenceli. Kendi bulduğumuz, belki zaman olursa onun VTR'si de görünür.
Nilgün'e dedim, aa dedi ben de çok güzel bir şey var dedi, bak bu konuyla ilgili ben sana onu göndereyim dedi. E tamam dedim, fax var mı sende? Fax çek bana dedim, bir bakayım tekste, ona göre düzeltmeleri yapalım, uyarlayayım ben. Tamam dedi, ben de yok ama dedi arkadaşımın şurada dükkanı var, oradan çekebilirim dedi faksı. Birden durdu. Aa Koko dedi, ama ben sana fax şeyi tekste fax çekersem dedi, ben nereden çalışacağım, ben de kalmayacağım. Çok tatlı. Aa Nilgüncüm, Nilgüncüm. O kağıtlar şeylerin, telefon tellerinin içinde dönüp dönüp böyle büzülüp büzülüp telefon tellerinden geliyor zannediyormuş meğer. Ah o çok tatlı da. Ya. Ama onun çok anıları var öyle değil mi? Çok, çok. Şimdi biraz da gündeme gelmek istiyorum. O bilgi yarışmasına da geleceğiz elbet ama gündemde de önümüzde bir seçim süreci var. Hepimizin heyecanla beklediği, belki de Türkiye seçim tarihinde ilk kez bu kadar heyecanlanan bir seçim dönemi. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz seçim sonrasında? Vallahi şarkısını söylemeye başladılar işte birkaç gündür. Levent Yüksel'in şarkısı. Yine baharlar yine gelecek. Baharlar gelecek. Yine baharların gelmesini umut ediyoruz. Ben şahsen onun için, çünkü insanların artık yeter yani. Fikrini söyleyebilmesi lazım. İnsanlar fikirlerini söyleyemiyorlar. Otosansüre başlıyorlar. Aman başıma buradan bir şey gelir mi falan filan. Yine baharlar gelsin ve umutlar hiç bitmesin. Şu dönem içerisinde kendinize otosansür uyguladığınız zaman dilimi olsun. Otomatikman uyguluyor. İnsan burada konuşurken bile kazara ağzından bir şey çıkar da hani bir suç unsuru isnat ederler mi diye. Suç unsuru olacak bir şey yok ama olmadık şeylerden acayip acayip yorumlar yapılıyor bazen. Onun için enteresandır yani. Mesela şu anda bir televizyon programı yapmak isteseniz, kendinizi özgür hissedeceğiniz bir kanal, kaç adet kanal vardır? Doğrusunu isterseniz ben bu normal hani şey ulusal kanallar dedikleri kanallara çok uzun zamandır artık hiç seyretmiyorum. Sadece haber kanallarını seyrediyorum. Haber kanallarından da işte biliyorsun Tele1'i seyrediyorum hakikaten. Çok sık. Tele1, Halk TV, efendim, KRT. Bunları seyrediyorum. Şimdi Sözcü TV başladı. Sözcü televizyonu. Ona da mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyorum. Çünkü doğru haber almak istiyorum. Yani manipüle edilmiş haberler almak istemiyorum. TRT'de çok yıllarınız geçti. Çok emek verdiniz. TRT'de çok işler yaptınız. Evet. TRT'de yine bir şey yapmak ister miydiniz? Alışık olduğunuz bir kurum. Yani şu anda öyle bir hayal bile kurmuyorum yani. Elbette isterim. Yani TRT bizim göz bebeğimiz, bizim yetiştiğimiz yer bile. Mesleki açıdan okuldur TRT. Ya da okuldu mu diyeyim bilmiyorum. Yani şu bir anda zamanlar çünkü, öyleydi. Ben bir de zamanlar çocuk öyleydi. Şu anda pek seyretmiyorum. Çocuk saatine güzel şeyler vardı. Ya. Hem radyoda hem televizyonda yani ne bileyim. O kadar güzel programlar yapılırdı ki hem eğitici hem eğlendirici falan. Şu an için öyle bir şey istemiyorum ama bir güvenilir bir kanalda güzel bir şey yapmayı düşünebilirim. Hoşuma gider. Yani mesela benim şeylerim var. Bazı düşüncelerim var. Haber kanallarında niye bir bilgi ama eğlenceli bir bilgi yarışması yani. Soru sordu, cevap verdi falan filan gibi klasik şey. Bizim yaptığımız şeyler gibi. Ona geleceğim birazdan. Bizim yaptığımız şeyler gibi. Öyle bir şey yapmak isterim. Bir de benim bir aklıma takılıyor arada bir. Haber kanallarında sürekli aynı haberler tabii veriliyor doğal olarak. Bütün gün 2 saat, 3 saat süren çok uzun programlar oluyor mesela. Onları birazcık yani haber aynı haber ama haberi başka bir boyutla vermek. Örneğin bilgi yarışmalı bir haber programı düşünüyorum. Yani örneğin... Enteresan. Evet, haberler veriliyor. Birkaç haber verildikten sonra belli bir yerinde bir soru sorulabilir. O haberlerle ilgili. Eyvah. Yahut o haftayla ilgili. İnsanlar seyrettiğinde bayağı sansasyon yaratır o program. Çok enteresan. Tabii şimdi çok kısaca söyledim yani. Zaten bizim fazla o oyunları da detay vermeyin, çalınmasın.
Yok. Bizim programlarımız çok çalınacak şeyler değil. Çünkü çok emek isteyen tabii, bir şeyler. De kimin yaptığı da önemli oluyor ya. Bazen. O da önemli. Bir de çok emek isteyen şeyler. Biz mesela bu biraz sonra söyleyeceğim yarışmaç adlı şimdi programı. Şimdi ona girelim. Çok az vaktimiz kaldı. Evet, Ali Mart bak. Bilgi oyunu. Bununla ilgili bir videomuz var. Onu bir seyredip hemen dönelim. Ben şey yapabilirim, üzerine konuşabilirsem eğer ben de anlatırım size. Animart Bilgi Oyunları diye bir şey, bir şirket kurduk biz. Ve kendi ürettiğimiz, kendi konseptini, formatını kendi tasarladığımız oyunları orada oynatıyoruz, yarışmaları. Bu dünyada ilk şey. Mesela yarışmaç diye bir şey biraz önce geçti. Bu dört nala. Yarışmaçta bilgi yarışmasıyla iki takıma, takım halinde yarışıyorlar. Yani 100 kişi varsa 50'si mesela 45'i bir tarafta, 55'i bir tarafta, kırmızı takım, beyaz takım. Sorular hangi takımın doğru cevap oranı daha yüksekse oyun ona göre yönleniyor. Bu da basketbol versiyonu onun. Aynı konsept üzerine farklı şeyler kurduk. Ve inanılmaz tabii kendi cevabının doğruluğundan emin bile olsa insanlar takımı yüzde kaç doğru cevap vermiş, karşı takımın yüzde kaçı doğru cevap vermiş bilmedikleri için heyecanla bu görsel şeyleri izliyorlar. İşte kurumlar için tasarladınız galiba bunu. Bu kurumsal toplantılar. Yok, bu televizyon programı olarak tasarlandı aslında. Fakat şu anda kurumsal kurumsal toplantılarda çok yapıyoruz ve inanılmaz tutuyor. Gördüğünüz gibi burada değil ama biraz önce görüldüğü gibi. Yani, bayağı coşkulu insanlar. İnanılmaz. Koca koca adamlar zıplıyorlar. Gol olduğu zaman falan. Bu biz de çok eğleniyoruz. Bu normal bir bilgi yarışmasına daha yakın. Baksanıza statta falan bile yaptık. Aa, 3000 kişiye oynattık burada. Şeyimiz de yok. Kısıtlama da yok. Bakın kazananlar çıldırıyorlar. Tabii müzikler var, bilmem neler var etrafında. Çok zekice. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Dünyada benzeri yok. Yani kendi şeyimiz, konsept de benzeri yok. O zaman bunu uluslararası satabilirsiniz de. Evet ama önce burada yapmamız lazım satabilmek için. Çünkü böyle gidip anlatmak çok daha zor. Gerçi elimizde şimdi artık epeyce malzeme var. Ama önce burada bir yerde yapmamız. Çok bu programların, yani televizyon programı olarak yapıldığı zaman en ilginç tarafı herkes ekran başından canlı olarak anında cep telefonları vasıtasıyla verdiğimiz adrese bağlanıp anında katılacak. Yani bir programa çok da 100 bin kişi, 200 bin kişi katılacak. Siz yaparsınız bunu yakın dönemde gibi geliyor bana. İnşallah. Çok akıllıca. Güzel iş. Bir baharlar gelse de ondan sonra daha rahat hareket edeceğiz gibi geliyor. Çünkü şimdi birazcık kısıtlıyız. Son sorum o zaman. Çünkü vakit bitti. Seçimler için bayağı bir koşturmacalar söz konusu. Bildiğimiz birçok isim milletvekili aday adaylığını açıkladı. Siz hiç siyaset düşünmediniz mi? Benim babam siyaset düşündü. Aslında avukattı. Fakat son zamanlarda yani epeyce bir önce Ecevit döneminde senatör olmuştu. Konya senatörüydü. Konya'da şuradan ben İstanbul'da doğmuşum ama annemin Sümerbank'taki diş hekimliği dolayısıyla oraya tayin olmuş. Babam da ofisini orada açmış. Konya Ereğli'de oturuyorduk biz. Ereğli çok güzel anılarım var orada. Yani harika bir çocukluk geçirdik gerçekten biz. Ereğli ne kadar güzel bir yerdi. Atatürk'ün dehası işte. Oraya Sümerbank bez fabrikasını kurmuş. Ama sadece para kazansın, üretsin diye değil. Aynı zamanda bütün çevreyi eğitmiş. Ve oradaki memurlar, ben hatırlıyorum ya memur amcalar. Ya her biri birer beyefendiydi. Yani bakan olarak koy, hiç yadırgamazsınız. Her biri birer beyefendiydi. Epey farklıydı. Yani epey farklıydı. Ve siz düşünmediniz hiç siyasete girmeyi? Hayır, ben siyaset düşünmedim. Herkes gibi siyasetin tabii ortasındayız sonuç olarak. Siyaset hayatımızı ilgilendiriyor. Yoksullaştırıyor bizi. Efendim, hayatımızda zorluklar çıkartıyor. Bir de özgür olmak istiyor insan. Yani istediğini söylemek istiyor. Karşısındaki insana hoşgörüyle bakıp onun da sana hoşgörüyle bakmasını sağlamak istiyor. Efendim. Hoşgörü ne kadar önemli. Yani. Hoşgörü. Hoşgörü kötü de bir laf. Yani hoşgörü, seni hoş görüyorum. Yani sen çok kötüsün ama Türkçe'ye hadi. Türkçe'ye girmeyelim çıkamayız. Çok evet, konuşacak çok var, şey var. Çok şey var doğru. Arka fon gibi. Arka fon. Arka fon olur mu canım? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
yeni projelerinizi heyecanla bekliyorum. Anlattığınız proje çok çok güzel. Siz onu yaparsınız. İnşallah. Hadi bakalım. Telebir TV seyircilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Telebir benim çok seyrettiğim kanallardan bir tanesi. Zaten birkaç tane kanal seyredebiliyoruz. Haberleri oldukça objektif bir şekilde veriyor ama tabii kendi dünya görüşlerini de elbette yansıtıyorlar. Bu da gayet doğal. Keşke Telebir gibi çok daha fazla kanalımız olsa. 2-3 tane var şu anda. Birkaç tane var. Daha da fazla olsun. Herkes kendi görüşünü söylesin. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Ama özgür olalım. Kafamızın içerisindekileri dışarıya vurabilelim. Belki güzel şeyler söylüyoruzdur. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Bir tane hayatımız var değil mi? Hepimizin bir adet biricik hayatı var. O hayatın içerisinde de başka insanların haklarına tecavüz etmeden, sevmiyorum o kelimeyi ama onların hayatından bir şeyler çalmadan özgürce kendini ifade edebilmek, kendi hayatını yaşamak aslında her insanın hakkı. Efendim, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaşsın dileğimle de hoşça kalın demek istiyorum. Sizin programlarınızı seyrederken iyi hafta sonları diliyoruz. Hepinize. Ama biraz soğuk.